Evet, Brüksel'den Avrupa Birliği'nin merkezinden sizlere sesleniyoruz. ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa temasları hakkında bilgi vermek için yeniden birlikteyiz. Joe Biden Brüksel'i terk etti az önce Cenevre'ye. Rus lider Vladimir Putin'le görüşmek üzere ayrıldı az önce Brüksel'den. Fakat ayrılmadan önce önemli temalarda bulundu. Avrupa Birliği yöneticileri burada konsey binasında görüşme oldu ve görüşmenin ardından gelen açıklamalar son derece verimli bir görüşme olduğu yolunda. Uzun süredir Başkan Trump döneminde yaşanan ilişkilerin yaşadığı hasarın giderilmesi için bir süredir Başkan Biden önemli mesajlar veriyordu. America is back diyerek Avrupa'ya gelmişti. Dün önce G7 zirvesine katıldı. Ardından dün geceye kadar süren NATO zirvesine katıldı. Orada olumlu adımlar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunduğu bir takım dosyalara NATO müttefiklerinden destek aradı. Bugün ise dediğim gibi Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'le bir araya geldi. Dosyalar yüklüydü. Öncelikle iklim konferansı konusu var. COP26 toplantısı öncesinde Başkan Trump'ın tek taraflı çekildiği iklim anlaşmasına geri gelen Biden birlikte iklim küresel ısınmayla mücadele konusunda Avrupa Birliği ile ortak mücadele adımını attı. COVID-19'la mücadelede ve tüm dünyanın aşı olabilmesi için yapılacak çalışmalarda ortak hedefler belirlediler. İki taraflı serbest ticaret anlaşması uzun süredir tartışmalı. Karşılıklı gümrük duvarları uygulanması, gümrük vergi tarifeleri uygulanması anlaşmaları krize sokmuştu Trump döneminde. Bunun giderilmesi konusu vardı gündemde. Demokrasi, barış ve güvenlik, siber güvenlik konuları vardı. Avrupa'nın güvenliği, Amerika'nın güvenliği konusu vardı gündemde. Ve tabii uluslararası ilişkiler, Rusya ve Çin'le ilişkiler özellikle Amerika'nın önem verdiği iki dosyaydı. İşte bu konularda bugün AB'li yöneticilerle bir araya geldiler ve görüşmenin hemen ardından önemli bir müjde geldi. 17 yıldır süren Boeing ve Airbus kavgasının sona erdiğini, gümrük tarifeleri kavgasının sona erdiğini öğreniyoruz. 17 yıldır iki taraf arasında, iki havacılık devi arasında ciddi bir kriz yaşanıyor. Her iki taraf birbirini karşılıklı olarak kamu sübvansiyonlarını haksız bir şekilde, yasa dışı kamu sübvansiyonları yapıldığı yolunda eleştiriyor, suçluyordu. En sonunda Boeing Airbus aleyhinde mahkemeye gitti, Dünya Ticaret Örgütü önünde yargıya gitti ve Dünya Ticaret Örgütü heyeti, tahkim heyeti en sonunda Airbus'a yapılan sübvansiyonları haksız buldu ve bu karar Amerika'nın Avrupa Birliği'ne 7,5 milyar dolarlık gümrük tarifesi uygulaması hakkını doğurdu. Peynirden şaraba ya da traktöre kadar pek çok hayati alanda, Avrupa ekonomisi için hayati alanda Başkan Trump, hatırlayacaksınız, gümrük tarifeleri uygulamaya başlamıştı 7,5 milyar dolar tutarında. Bunun karşısında 2019'dan yalnızca bir yıl sonra bu sefer Airbus Boeing'i şikayet etmiş, haklı bulunmuş ve bu sefer de Avrupa'nın Amerika'ya 4 milyar dolarlık bir gümrük tarifesi uygulaması hakkı doğmuştu. Bunun sonucunda iki taraf arasında 11,5 milyar dolarlık bir gümrük tarifesi kavgası oluşmuştu. İşte bu dosyayı Biden daha uzlaşmacı bir yaklaşımla ele aldı bu ziyaretinde ve sonuçta Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki toplam 11,5 milyar dolarlık tarife kavgası sona erdi. Her iki tarafta 5 yıl boyunca, Biden'ın bütün yönetimi boyunca bu gümrük tarifelerini uygulama konusunda anlaştı. Karşılıklı olarak bu tarifeleri kaldırma konusunda anlaştı. 5 yıl boyunca bu çok önemli bir açılım. İki ülke arasındaki ticaret, serbest ticaret anlaşmasının geleceği açısından da önemli. Evet, bir diğer önemli konu Afganistan konusu. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konu. Dünkü NATO zirvesinden bu yana Brüksel kulislerinde Türkiye'nin Afganistan'da kalıp kalmayacağı sorusu var. Buna yanıt olarak
Dün akşam basın toplantısı düzenledi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başkan Biden. İki lider ilk kez yüz yüze görüştü. Son derece kriz yaratan büyük dosyaların çözüme kavuşabilmesi için soğuk rüzgarlar esiyordu iki lider arasında ve dün ilk kez yüz yüze görüştüler NATO zirvesi çerçevesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamayı yaptı ve Afganistan'da kalma önerisini getirdiklerini, NATO'nun 11 Eylül'de ayrılmasından sonra havalimanının, Kabil Havalimanı'nın ve elçiliklerin korunması için gönüllü ülkelerle birlikte bir takım çabalar sergileyerek Afganistan'da kalınabileceğini söyledi. Ancak örneğin buna Pakistan ve Macaristan'ı da ekleyebileceklerini, bu iki ülkenin de eklenmesini önerdiğini söyledi Biden'a. Ancak eğer Türkiye ve bu ülkeler Afganistan'da kalacaksa NATO müttefiklerinin hem lojistik hem finansal hem de diplomatik destek vermesi gerektiği uyarısında bulundu. Amerika bu öneriyi değerlendiriyor ancak kulislerde Türkiye'nin bu önerisinin oldukça zor şartlara da yandığı dile getiriliyor ve karşılıklı pazarlıkların sürdüğünü anlıyoruz. Bugün Başkan Biden ABD yöneticilerle bir araya gelmeden önce bu konudaki sorularla karşılaştı. Diğer soruları yanıtlamadı. Yalnızca bu soru ilk gelen soru olduğu için buna hızlı bir şekilde yanıt verdi. Kısa bir yanıt verdi ve dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun bir görüşme yaptıklarını ve bu görüşmeyle ilgili olarak iyi şeyler hissettiğini söyledi. Yani Afganistan konusunda bir uzlaşmaya gidilebilir mi? Anlaşılan o ki her iki tarafta bunu kolluyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Dışişleri ve Savunma Bakanları arasındaki görüşmelerin süreceğini söylemişti bu konuyla ilgili. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin Biden notları böyle. Başkan Biden bugün burada Avrupa Birliği yöneticileriyle görüştükten sonra Cenevre'ye hareket etti. Cenevre'de Rus lider Vladimir Putin'le bir araya gelecek ve burada bu görüşmede Vladimir Putin'le görüşmeden önce Avrupa Birliği'nin desteğini alarak masaya oturması da son derece büyük önem taşıyor. Burada bunu hedefliyordu. Belki de Boeing ve gümrük tarifeleri jesti bunun bir işareti. Daha güçlü bir şekilde masaya oturmak için önce NATO'dan sonra da Avrupa Birliği'nden destek alarak gitti diyebiliriz. Putin'le görüşmeye, bunun ardından ise Avrupa Birliği cephesinde 24-25 Haziran'da liderler zirvesi olacak ve bu zirvede hem Biden'la yapılan görüşmenin bir bilançosu çıkarılacak hem Rusya ve Çin'le ilişkiler konusunda Avrupa Birliği nasıl bir yol izleyecek bu görüşmeden sonra bunlar kararlaştırılacak hem de Türkiye'yi de ilgilendiren uluslararası dosyalar ele alınacak. Yoğun Brüksel kulisleri böyleydi. Şimdilik Brüksel'den bu kadar.